En işte Başlamaması artık. masamı yaptım. Ha, Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başkındır bu da iyi oldu. Bir dur. Şimdi. Dur şunları alayım o zaman. Şu tahtaları. Ben yaptım ama işte öyle yapar Hatice'nin yaptığı o kadar olur. Şöyle. Sen de benim kapıklarım bağın değil mi? İyi olmuş iyi. Arkadaşlar şöyle i̇şte. Oldu bir ev. Şimdi de yemek yapacağım. Allah ne verdiyse. Tuğla'nın şeyini oraya aldıydım. Tek kosak olma üçü yetmez ben işte. Oradan bir tanesini al o zaman. Arkadaşlar çareler bitmez. Masamız. Yeni evimiz, yeni masamız. Vallahi yukarıdan iyi oldu bura. Yukarıda yandık ya. Güneşte değil mi? Debelendik, doktuk. Ha, tamam. Oh teşekkür ettim. Şimdi bir de oturmaya altınıza güzelce ne birer oturak dönersiniz. Yeter. Enişte ne yapalım biliyor musun bak. Şu tahtalar var ya. Şu tahtalar. Şunların üstüne oturun. Şimdi boş ver. Tuğla, tuğla şey olur. Yere oturamazsınız yüksek olur. Tahtayla böyle dönelim güzelce ne. Mesela tahta lazım olursa onları çakarak. He tahta işlemeyin diyor. Şimdi masamız. Tuğladan oturak olacak. Yeter. Aynen. Yok koya dedim o şey yaparsa. Arkadaşlar ben de buraya görmüş olduğunuz gibi sağ olsun Aysel soğan doğradı. Domatesini şeyi de doğruyordu. Çocuk var arkadaşlar. Çocuk olunca o da onun yanında şimdi şu an. Ben de hemen ne pişireyim ne pişireyim dedim. Burada Allah ne verdiyse şehriyemiz var. Bulgurumuz var. Pirincimiz var. Rabbim ne verdiyse şöyle yumuşakçana bugün ne pişireyim ne pişireyim. Şöyle arkadaşlar dür yumuşakçana dür yapacağım. Yanına da bir salata daha ne olsun. Evet arkadaşlar Hatice Hanım'ın yeni mutfağından, yeni evinden. Vallahi bugün görmüş olduğunuz gibi. Anca Ali buraları anca dedim. Bir de dedim ya ne pişireyim ne pişireyim bugün inan hemen dür ettim. İyi dür, yapmışsın. Sabah da erkenden geldik arkadaşlar erkenden gelince marketler neydi kapalıydı dediğin gibi ekmek ya bismillah. Hadi. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Kolay gelsin. Tamam usta. Sağ olasın. Nasıl olmuş bu? Güzel olmuş eline sağlık. 10 numara gözüküyor var ya manzara. Evet. Aslında buraya teras kat mı yapsaydım? Olabilir. Kalıbımız bitti. Sıra demir bağlamada. Demiri de bitirdin mi bu iş biter artık çatıya kadar yolu var. Böyle temizliğini yapalım ki betonun altında yer çadır sereceğim ama arkadaşlar güzel olsun diye. Evet burada sinek bol ya. Sinek yok. Arkadaşlar size de göstereyim dur. Şimdi sinek minek gözükmüyor gibi ama. Gördünüz mü? Aa, bunlar dolu. Usta. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yaparsın? Allah buralar kalkan yerleri çivi çaktı ya usta. Şimdi geçen gün bağırıyordu. Ne yapıyorsunuz her yere çivi çakıyorsunuz nasıl sökeceğim diye. Bugün de diyor ki. Her yeri çaktı. Şimdi de karışmıyor galiba. Bildiğin gibi sağlamlaştır diyor bak. Değil mi? Eline sağlık. Arkadaşlar araları açılıyor. Araları açılınca da bunları aşağıdan geri toplayacağız. Tabii böyle attığımız gibi kalmıyor. Bu odunları da hep yapmak için. Yattığı yer bahçe. Değil mi? Bahçe düzenlemede yapılır onlar ya. Kavun karpuz ekeceğiz değil mi abi? Vallahi birader ben kavun karpuz nerede? Genelde hep çiçek türü, gül türü. Onlar yenmez abi. Ya yenmez de hayat öyle güzel. Ya. Hepsini yiyecek ekersek ne olur? Olmaz da sen hepsini gül ekiyorsun. Şimdi şuraya lazım onu mu ek? Şurada duradı görsün de. Vallahi.
ustaların ustası. İbrahim Usta. Artık diyor benden geçmiş diyor. Bu ne lan Ali Usta, bu ne, bu ne? Allah'ın sen. Ya işte çivicilikten vurmuş. Aha. Bizim kalıp nanay. Gelmedim ya. Güneş güneş onu. O gün öyle sıhış sıhış yaptıydım. Kalıp kuruyunca arkadaşlar hava sıcak. O da kendi kendine böyle şekil değişti. Şimdi arabanın arkasında da çadır var. Çadırı da getirip güzelce üzerine serdiğin zaman altta harika bir desen olacak. Ben farklı bir sistem yapıyorum. Evet. Ya olacak ya olmayacak. Olacak ya olmayacak. Denemeden bilemeyiz. Denemeden hiçbir şey yapılmaz. Ben olmaz diyorum da çadır işi. Olur bence çok güzel olur. Abi söz dinlemiyor. Abi bütün icatlar, buluşlar tembellerle cesurların sayesinde bulunmuş. Sonra diyecek ki abi ben bunu başıma nereden belirttim çadır işini. Garanticiler olsaydı hiçbir şey icat olmazdı. Değil mi? Tabii. Şimdi bunu süpürüyorum ki arkadaşlar söylerken de kafamıza toz toprak olmasın. Her evet. Şeyimiz olsun. Biraz şimdi zahmetini çekeceğiz ama şöyle aşağı aradan da aşağı döküyoruz. Bu ne? Çivi çakmamış lan. Böyle devam. Buraya tuğla koyalım değil mi siz? Yoksa beton mu doldurak buraya böylece? Bence... Ne diyorsun? Bence tuğla koyalım. Tuğla koyalım değil mi? Evet. En azından şu öbür seviyeye kadar, o süresine kadar tuğla koyalım. Ondan sonra demirini bağlayalım. O zaman şurayı da süpüreyim. Şuraya kaldıydı, şuraya. Usta! Biz o kalıpları çakana kadar ne uğraştık biliyor musun? Ne dedin sen, ustaların ustası dedin değil mi? Ha doğru, pardon. Demek ki beğenmedim, bir sürdüm. Eyvallah. Tahtaya baksana. Bu şirket olmuyor. Ne diyorsun? Beni şöyle... Hah. Şöyle bastırdım. Kış oldu. Ooo. Eline sağlık. Malzemeleri de toplayın da ortada kalmasın. Çek! Allah çektim nasıl? Değil mi? Aynen birader. Abi hiç iyi yapmamışsın buralar. Hep oynuyor bu. Doğru söylüyor. Abin yapmadı. Çakmadı o kadar çiviyi. Ben onu sokamam. Sokamam mı olay? Hadi ustaların ustası hadi. Daha demir atacağız. Şu terazinin şeyi de oraya düşmüş. Onu da alayım bari. Ver bir daha. Birader burada da oynayan yerler var bak. Ahim şöyle bir yürüyeyim. Birader bak ha buralar oynuyor bak. Bak bak bak. Bak bak. Ben niye diyeyim bak. Şu şuraya. Buralara başlara çivi vur sen vur. Ben vurmuyordum normalde de birader vuruyunca hep bir yağmur şey. Geçenki yaptığımda hiçbir sorun yoktu. Kurudukça tahtalar aralar açılıyor. Hava da sıcak. Şimdi çadırı da üzerine gerdin mi bunun? Üstüne de demir. Şimdi çadır açacağız ya. He. Kalk gidelim demesin.
Yok, tezimbası var. Çadır zaten parça parça kestirdim. 8 metre 8 metre. Aha, maket bıçağı almadım. Bıçak mı? Evet. Yemek bıçağı da keser. Keser, o da keser. Doğru söylüyorum. Az kaldı. Mangalın dumanı görünmeye başladı. Üzerinde mangal yakalım bunun. Beton attırsa ona. Şimdi bunun üzerinde yaharsak yanar bura. Abi aşağıdaki balkonda yaparız ya. Burada ne yapacağız? O da var. Bura daha iyi olmaz mı? Buraya kim çıkacak? Sen bu çuhura mı dolduracaksın buraları? Ya buralar? Bir şey unuttuk biz abi. Ney? Çatı kapağı. Çatı kapağıyla benim işim yok. Çatı? Ben çatıya çıkmayacağım. Fıstık gibi çatın var, nasıl çıkmıyorsun ya? Yok ya. Şuradan merdiven çık. Yok yok, öyle değil. O kafayı... Baş tarafı duvara örecek ya. Ben şuraya şey koyacağım. Arkadan koy diyorsun ha? Tabii tabii, buraya. Kim yapayım? Tek buraya kişi. Bir saman koyarsın, tamam mı? Kışlık meyve koyarsın. Bunun çatıya cam çıkma, çatıya çıkma, kapağı koyma huyu yok. Bu, ya, bu çat de, öyle değil, koyar kolay. Bahçede de aynı. Ha. Adem var. Da boşuna deme. Her gün bulgur pilavı pişiriyor. Değil mi? Abi. Seyircilerimiz de diyor zaten. Hatice Hanım sürekli melemen pişiriyor. Haklılar arkadaşlar. Öyle mi diyorlar? Vallahi bilmiyor. Öyle mi diyorlar? He. Ya ne pişirecek? Ortam müsait değil. Gerçi bulgur pilavı güzel yemek de. Neredeydi şurada, ben bir yerde. Birader hep oynuyorlar şunlar. Bak bak. Bak. Gerçi. Bir şey olmaz mı? Oraya büyük onluk at. Alttan da takviyeleri vurdun mu bu iş biter.